Peygamber Efendimiz'in bu abdaizde buyruğu. Ümmetime söyleyiniz. Geçmiş zamana göre değil, yaşayacaklar zamana göre hazırlansınlar. Öz. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Rahmet eylesin olur mutlaka. Hiç şüpheniz olmasın. Huya tabbel gulub, medet ya arhamar rahimin, medet ya ekrem ekremin, medet ya ilahel alemin. Destur ya Adem, Safiullah, destur ya Nuh, Şekirullah, destur ya İbrahim, Halilullah, destur ya Musa, Kerimullah. Destur ya İsa, Ruhullah, destur Muhammed, Mustafa, Habibullah. Destur cümle Peygamberimize ve Resul-i Kiram Hazreti, destur. Ya sahibel meydan, rızaen lillahil Fatiha, maassalat. Vücudu ile mevcut sıfatı ile muhit, esması ile zahir, efali ile malum olan Hazreti Allah'a hamd ile başlarım sözlerime. Ahir zaman Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine ve Ali ashabına selatü selam olsun, selam olsun. Ahbaplarına da selam olsun. Ahbapları ki sizlersiniz. Evet. Bu zamanı yaşayan Muhammedilersiniz. Ama Muhammedi demek ehli kitabı inkar etmek demek değil. Onu çok tekrar ediyoruz. Çok dünyanın ihtiyacı var. Sadece Türkiye'nin değil. Sadece Arabanın değil. Dünyanın bu gerçek ilme ihtiyacı var. Âmentü billahi ve melâketi ve kütübi ve rasûlihi ve yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahu teâlâ vel basul ba'del mevt hakkın eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûlühü. Evvela Allah'ın varlığına iman edeceksin. Melekelerine inanacaksın. Ne kadar? Peygamber Efendimiz buyurduğu gibi her kar tanesini bir meleke atar bir daha sıra gelmez diyor. Düşünebiliyor musun? Her kar tanesini bir meleke atar bir daha o melekeye sıra gelmez. Evet. Ve melâketi ve kütübü ve Resulü. Gönderdiği kitaplara da iman edeceksin. Resullerine de inanacaksın. Efendi! Bunu işte sağdan bastıracağız diye çok büyük hatalar işlemişler. Ene hepsi kendine çekmiş. Diğerlerine kötülemek mecburiyetinde kalmışlar. Allah kusurunu affetsin. Bilmiyorum. Hala ısrar edenleri, bu zamanda ısrar edenleri Allah affetmesin. Öyle tabii. Artık bunun lafı yok. Nereye götürüyorsun insanları? Dünyayı birbirine kıdırarak, düşman ederek nereye gidiyorsun ya? Böyle anlatırsanız Şeriat-ı Muhammed'i kimse kalmaz. Şeriat-ı Muhammed'i anlatamıyorsan yuh derim sana. En son gelen Şeriat-ı Muhammed'i anlatamıyorsun. Kaçacak adam iyi seviyor olacak mı? Seviyor olacak. Ne olmuş? Anladım babadan gelmiş. Hürmetkarız. Ama bizim şeriatımız, yolumuz en son gelen Şeriat-ı Muhammed'i. Ahmet'e iman etmiyorsan imansızsın diyor Hazreti Allah. İmam-ı Maturidi Hazretleri, İmam-ı Hasan el-Eş'ari Hazretleri, itikatta imamımız iki.
Kur'an'ın ahkamını iman bahsinden çıkaran iki imamımız var. İmam Maturidi, İmam Mesnavi, Eş'ari. İkisinin de ittifaken Ahmet'e iman. Kur'an bunu da öğrenmiş oldu. Ama yanlış tefsir edenler, bilmiyorum, dünyada çekmeden gidecekler mi? Ahirette çekeceklerini biliyoruz. Allah hesabını sormayacak mı? Sen evliyaya dost diyorsun, karıştırıyorsun ortalığı, herkesi kafir gavur gösteriyorsun, ondan sonra seni cennetine takdir edecek, öyle mi? Gaddarlık yapmıyorum. Efendi, içim yanıyor. Nasıl anlattınız? En son gelen, bugünü yaşayan insanlara mahsus Hazreti Allah boyuna devamlı peygamber göndermiş, kitap göndermiş. Yoksa bir tane gönderse daha düzgün olmaz mı? Daha insanlar birbirine ihtilafa düşmeden. Hayır, öyle değil. Her zamanın yaşantı tarzını Hazreti Allah ihsan ediyor sana. En son gelen şeriat-ı Muhammed'i işte. En son. En medeniyete muvaffuk olan, zamanında uyumlu olan. Hatta 1400 sene evvel demiyor Peygamber Efendimiz, söyleyin ümmetime, geçmiş zamana göre değil, yaşayacakları zamana göre hazırlansınlar. Kim diyor? İşte bu ahdi acize emriyorum. İnan. Zaten ıhvanımda inanmayan varsa yuh çekerim. Ama Allah kusurumu affetmesin. Hem ıhvanımız olur, hem de şeyhinin sözünü yalanlar. Allah korusun. Anlatıyorum size, bir kastım yok. Çıkarım yok. Hiç menfaatim için ben hayatımda zerre kadar bulamazsınız. Ha, çalıştım, kazandım, yedim. Hala emmemi yiyorum. Evet, ben fakir değilim. Bana mükemmel şeyim var. Bilayımın kuvveti de var. Kimseye kandırmadım hayatımda. Yalancılık girmezdi bizim dergâhtan içeriye. Dergâhtan içeri de. Yoktu. Allah bu şekilde yaşadı, bu şekilde yanılmazsın. Övünmek değil kastım, anlayın. Yoksa dini bir... Efendim, din fantazidir diyen zalimler var. Bazen başvurulması gereken efendim, vurulur küçümseyenler var. Allah şerlerinden korusun. İşte onların ezası bugün dünyanın çektiği sıkıntı. Evet. Dini fantazi gibi görenler. Bazen lüzum eder de öbür yerimize temas edersin. Zevktir bu. Allah Allah. Allah Allah. Vay zalim vay. Felsefeciler. Allah'a inanmayan felsefeciler. Onların reisler Allah'a inanarak yazmıştır da bazıları inanmazlar. İnansalar da protokol icabı inandık derler. Tenzih ederim sizleri, dervişler. Allah gerçek derviş etsin diyorum. Dervişsiniz, hiç şüphemiz yok. Galibi misiniz, dervişsiniz. Yapmacı buydurmaya hiç şeyimiz yok. Bak Allah'ın malları çeksiliyor mu zannından? Her ülke neler tesisler kurduruyor Rabbim. Rabbim'in lütfü sahne değil mi bu? Nedir sizi buraya getiren, ifade tahammül ettiren? Allah defterinize yazsın. Amin. Tabii. Nedir bu? Allah için sevişmek. Onların akrabalığı yoktur. Alavereleri de yoktur. Ama Allah için Allah'ta sevişirler diyor Peygamber Efendimiz. Evet. Allah için Allah'ta sevişirler. Allah cümlemizden razı olsun. Amin. Derslerimize dikkat edelim. Hayrımızı, şerrimizi tanıyalım.
Efendim. Saf, safiyetli olalım ama salak olmayalım. Hani bazıları safiyet sendeler, saflığı, salaklığa dönüşmüştür. Herkesin oyuncağı olmuştur. Aday konusu olmuştur. Dinin istisna ettirir ona bakanlar. Ama o da dindar geçiyor, orada şer durur. Allah şerinden vursun. Çapıt derler bunlara. Evet. Onun için hayrihi ve şerrihi minallahu teala ve vasıl ba'den vardı. Yunus'un dediği zaman da geçti. Var. O zaman da var da o manada demiyor Yunus. Allah şefaatine ayır kılsın. Hepsi. Bu yolun yolcularını Allah şefaatine ayır kılsın. İnşallah şöyle iman ediyorum, inanıyorum ki galibiler hep şefi olacak. Şefaatçi. Ama dediğim gibi yaşayacağız. Allah'ın buyurduğu gibi. Peygamberim Efendimiz'in getirdiği gibi yaşayacağız. Allah'ın buyruğuna riayet edeceksek ehli kitaba cüzdatamazsın. Mescitleri, favraları, kiliseleri koruyoruz. Orada bizim zikrimiz oluyor buyuruyor Hazreti Allah. Riayet ediyorsun. Evet. Efendim işte o zaman cehaletine uyumluyum. Bırak ya geç efendim geç. Geç. Peygamber Efendimiz birbirinden bahsederken kardeşim diye bahsediyorlar. Sen ne yapıyorsun? O kardeşim dediği zavallı yapıyorsun. Kafir küfür ihtar ediyorsun. Tabi onlara da kafir diyorsun. Gavur diyorsun. Üstelik gavur diyorsun. Yani Allah'a inanmıyor. Ateist biliyorsunuz yeni deyimde. Deist peygamberlere inanmıyorlar. Ateist. Evet. Bakır. Onun için Amenti'yi sık sık okuyun ve tatbik edin hayatınızda. Evet. Allah Hazreti Kur'an'ın ahkamını yaşamak nasip etsin. Emrilahi. Emrilahi. Peygamber Efendimiz'in getirdiği ahkam, şeriat-ı Muhammedi. Diğer şeriatlara cüzdetmek hakkına hayır değilsin. Çünkü iptal olan bir şeriat yok. Efendi yok. Lütfen işte yok diye bağırıyoruz. Dünyaya bağırıyoruz. İşte, İnternete geçsin. Biri de çıksın da ulema geçsin. Affedersiniz, diyemiyorum, var desin. Piyano duyduk. Merciğinden duyduk. Evet, bir din geldiğini, diğer din iptal olmaz diyorum da ben, olur diyor. Kim? Müşavire heyeti, ne acı şey. Evet, ben kafaya yazıyorum, kitap yazdığım kitabı kafana yazıyorum. Anayasa şimdi. Olur diyor. İşte hocam bunun hesabını veremeyeceğim. Hiç başka bir yaram yerim yok. Evet. Yani huzur-u ilahide nereden geliyor bu bana olan sikletler falan yahut gazab-ı ilahi niyet ediyor diye hiç düşünme. Şimdiden anla kafan yatsın da yadırgama. Niye? Biz senin gibi cehennemle falan korkuluyoruz ama cehennem var tabi. Allah yüzünü göstermesin. Amin. Öyle yanlış yanlış çıkan kulağı. Hadi. Ne yanlış yanlış kulağı? Allah yüzünü göstermesin. Kazabiliyayının. Öyle. Ne basit geliyor. Kim böyle konuşuyor? Yanlış yanlış çıkan öyle. Neyi yanıyor lan? Varmağınızı niye yapmıyor? Salak. Evet. Cennet ehline cehennem haramdır. Cehennem ehline de cennet haramdır. Haram.
iyi anlayın. Demek ki dini bir fantazi olarak kabul edenlerin Allah şerrinden korusun. Rabbime sığınıyoruz. Din ara sıra başvurması teselli verir insana gibi düşünen zalimlerin de şerrinden korusun. Evet, bu ya dini kabul ediyor da bir teselli mevzu. Bazen başvurulması icap eden teselli. İnsana teselli. Yokmuş da aslı. Allah korusun şerrinden. Zalim bay. Onun için Feylasof Rıza'yım, dinsiz anlama diyor. Dini ben öğrettim kendi babama. Feylasof Rıza, tarihi şahsiyet. Sevr muhasisini imza eden. Bu milletin mahvuna imza atan. Zalim. Sevr muhasisini imza eden. Sevr bizim mahvumdaydı. Feylasof Rıza'yım, dinsiz anlama, dini ben öğrettim kendi babama. Dinsiz anlama, dini ben öğrettim kendi babama. Her hafta oynadım cambazım ama sırat kapısından geçemem hocam diyor. Aşıkım, validesi sakt başım döner, özürüm var, sade su içemem hocam. Miracı anlatma, ördek değilim. Bildiğin kadar melek değilim. Bu ağır gövdeyle uçamam hocam. Dalga geçiyor her şeyle. Dalga geçiyor. Geç geç. Geç, sen vadesine attığın imzayı benzet onu. Allah bunları da gösterse ya, ama dayanamak değil mi? Rabbim. Neyse, kendi biliyorsun. Bir festival kopacak Allah. Evet. Dervişliğimize sahip olun yavrum. Sağ musallat, haç, zekat, kelime-i şehadet. İslam'ın beş şartı değilmiş. İslam'ın şart yok. Allah var ya Müslüman. Kişinin fıtratında var İslam. İslam fıtratında dünyaya gelen insanlar terbiye muhtaçtır. Ordunun terbiyesine yaparsa öyle yapar. Buyurdu Peygamberimiz Efendimiz. Hiçbir Peygamber Efendimiz din getirmediler. Hepsi dini İslam üzere yaptılar. Bitti. Çayını sordu. Hep böyle bahsediyorsun. Anayasamız bizim. Bugünün anayasası bu. Evet. Bazıları aklarmayanlar. Şimdi şey zamanı değil. Harika zaman değil, dini kurtarma zamanı. Dini, ne dini kurtarma? O ne, o ne? Neden bahsediyorsun? Dediler. Allah kusurundan affetsin. Kusur ama iyi kusur. O büyük insan Sayın Nursi Hazretlerine itham ederler. Onu söylerler. Hayır, ben inanmıyorum. Onu tanımayanların sözleri bunlar. Çünkü Sayın Nursi Hazretleri Nakşi Dervişi'ydi. Şahidim. Bakın, umumu anlatıyorum. Hatırınıza kalsın. Nakşi Dervişi'ydi. Nasıl biliyorsun? Hah, anlatayım. Ankara'da Yuvalı Hatı Hoca vardı. Ankaralılar iyi bilir. Medar-ı iftiharı dini İslam'ın büyük alimdi. Fıkıh alimi. Yuvalı köyünden. Kavunu meşhur Yuva köyünden. Çok talebeleri vardır fıkıhlarını yetiştirdiği. Çok tertemiz bir hal. Az zaten yoksa, takva yoksa efendim sahtekarlıktır, düzenbazlıktır.
Yani bir ulemada takva yoksa düzenbazdır. Kaç mevsaattir düzenbaza? Onun için Hazreti Allah alâ inne evliyâllâh lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzanun derken evliyama korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de buyururken onlar takva ehli kişilerdir, kullarımdır. Takva. İyi anlıyor muyuz? Takvan yoksa sıfır. Bir şey yok. Yani Allah'a imanda noksanlık yapıyorsan, işte fantazi gibi kabul ediyorsan, Allah korusun. Peygamberin getirdiği şeriata hain hain bakıyorsan, işine gelir tarafını kullanıyorsun, gelmeyen tarafında istediğin gibi oynayabiliyorsan, Allah korusun. İnsanları hep hor hakir görüyorsan, beni Adem'i gördüğün zaman sinirlerin ayağa kalkıyorsa, sen başka bir emir mi arıyorsun, başka bir ölçü mü arıyorsun? Evet. Allah aşağılarında olur. Onun için takva, takva. Evet. Ehli tevhid. İşte Hoca Efendi'yi anlatıyorum. Takva ehli bir zattı. Ve sonradan kendi ağzından dinledim, anlatıyorum. Yuvalı Hatip Hoca. Birkaç yere gittik. Kavunun karpuzunu yedik orada. Efendim de iyi gelişlerdi. Sami Efendi vasıtasıyla. Efendim Ramazanoğullarından Sami Efendi Hazretleri vardı burada. İstanbul'da. Hangi semtti o? Erenköy'de. Erenköy'de. Büyük insandı. Allah kani kani rahmet eylesin. Elbirli Esad Efendi'nin halifesiydi. Biliyorsunuz. Kubilay Hasesi falan onların alakası yok da onların üzerine atmışlardı bazı zalimler. Kubilay. O zamanın imansızların tertibiydi bu. İnşallah şu balyoz malyoz derken o olayda ele alıpsalar ya kimse kalmadı ki ona. Kimse kalmadı, hep gitti öbür tarafa herhalde. Neyse öbür tarafta gördüler esasını. Evet, o zalimluklar ortaya dökülmedi. O melanetler. Kimlerin canlarına kızlar onu vesile kılarak. Elbirli Esad Efendi işte. Esad Efendi'nin diye çıktı mevzu. Halifesi Hacı Sami Efendi Hazretleri. Alim insan, her tarafta alimdir. Tahsil terbiyesi de yerindeydi. Defteri kemir tutardı. Muhasebesi de kuvvetliydi. Çok görüşmek nasip oldu. Hizmetinde bulundum. Efendimle beraber, gece sabahlara da hizmetinde bulundu. Allah kani kani rahmet eder. Nakşi dersimiz oradan gelirdi. Efendim vefat ettikten sonra ben gittim, görüştüm. Nakşi dersimiz devam ediyor mu vazifemiz diye. Hayır dedi. O Mustafa Efendi'yle aramızdan tevellükleştirmiştik. O bana rüfa ile vermişti. Ben de Nakşi'den vazife vermiştim. Biz onun dayıyla anlaşmamız dedi. Yok, tabii. İlan ediyorum ben bunu. Düzenbazlık yok bizde. Elhamdülillah. Diyor muyum Nakşi'den de vazife vermiştim? Kadir ve faiz. Efendim hoca kendi diyor ki bizzat. Allah kani kani rahmet eylesin. Böyle geliyor artık. Fakat büyük evliyullah olsa bir meşayihe müntesip olmayı mecburiyeti var.
veraset taşıyan bir evliyullah'a tabi olmaya mecburiyet var. Evet. Bunu anladığı zaman dünya kurulacak. Olmuyor tasavvufsuz dedim. Büyük fıkıh alimi. Yüzlerce, binlerce talebi yetiştirmiş. Gideyim bir ders alayım ben de. Derviş olayım dedim. Kim var şimdi dünyada? Ben alim olmadan yapamam. Bir cahilin peşine dalamam. Neyse burada da artık kocalık ağır basıyor. Değil mi? Allah'ı bilen insan cahil olur mu? Ama senin gibi laf düzmeyi beceremez. O ayrı da var. Ama o Allah'ı bilir. Evet. Özet olarak diyorum. Mevzuyu değiştirmedim. Gittim. Kim var dedim? Said Nursi Hazretleri. Bugün çok alim oldu. Kitaplar var, eserler var. Geleyim ona teslim olayım. Emir Dağı'ndayken gittim dedi Hazret. Bir noktası dahi noksan anlatmıyorum. Belki noksan anlatıyorum, fazla anlatmıyorum. Gittim. Misafir oldum. Çok tatif etti. Emir Dağı'ndayken. Dedim ki efendim Hazretleri ben niçin geldim? Hoş geldin sen var ya hoca. Tabii misafirimsin. Efendim ben sizden ders almaya geldim. Ben ancak siz irşad edersiniz. Dedik hoca ben şeyh değilim ki ben sana nasıl vazife vereyim? Olur mu efendim Hazretleri ben boşa mı geldim? Hoca yamandı bildiğin gibi. Tuttuğunu koparır. Ben boşa mı geldim efendim Hazretleri? Hoca ayağına sağlık. Tanrım sağlık. Allah razı olsun. Hoş geldin. Sefa geldin. Üç gün misafir olmuş. Ya beni meskulüm edeceksin. Ben şık değilim. Ben de dermişim. Aynen. İyi dinleyin. Nasıl? Nakşi dermişim ben de. Ama şık değilim. Efendi tarih vakı bu. Bakın şeye görüyoruz internet. İyi anlayın. Selahiyetli ağızlardan dinledim. Nihayet hoca üzülerek geldim diyordu. Ve Sam Efendi Hazretleri'ne gitmiş burada. Efendim. Allah gani gani rahmet eylesin. Ve şeyleri icaz edildi biliyorsunuz. Vefat etti. Allah şefaatine nail olsun. Çok teşkil ederim vardı. Çok duasını aldım. Evet. Gittim o da benim efendime havale etmiş. Ankara'da demiş bizim anlaştığımız teberrükle Şeyh Efendi var. Oradan vazifenizi alın. Gelmiş efendimden ders almıştı. Efendim onun yanında ümmiydi. İyi anlıyor musunuz? Arada sırada geliyordu. Hadi gidelim Efendi Hazretleri'ni gücendirdik. Ne yapsak ki nasıl hatırlarsak. Çok tatlı bir insandı. Bana çok sık gelirdi. Evet. Nasıl etsek ki gücendirdik Efendi Hazretleri'ni. İlim sahibi Hoca Efendi. Kolay değil. Çok tatlı bir insandı. Kayınpederle de görüştürdüm onu. Kayınpeder. Kucaklaştılar, öpüştüler. Kayınpeder dedi ki, hâdâ evliyâ. Yani illa şeyh olmak lazım öyle bana. Kayınpeder dedi ki, işte evliyâ, hâdâ. Dert dert. Koç Mehfi bir takım elbise gönderiyor ona lacivertler ama. Hoca Efendi hediye. Geri gönderiyor. Benim elbisemde her şeyim var.
gözü dokuz bir insandı ama sağlığında mal bağışladı çocuklarına. Ben öldükten sonra istilafa düşmesinler diye büyük hata etmiş. Onun hatasını çok çekti. Hepsini taksim ettim vardı. Bir daha hocaya ihmal ettiler, bakmıyorlar. Hoca da yaşlandı tabii. Hani bir hikaye anlatırlar, onu da anlatayım da. Zamanınızı fazla öldürmeyeyim. Adamın 7-8 tane oğlu varmış da hastanın hiç kimse bakmıyor. Elin avcunu yemiş adam. Bazı zalim, tinetli insanlar vardır ki onlar hep elin avcunda bir şey varsa bakarlar, yoksa bakmazlar. Allah'ı bilmiyor demek. Allah'tan korkmuyor demek. İhmal edince adam kurnazlık yapmış. Oğlum beni çağırmış. Usul. Oğlum ben ölünce altımda kurt var, kurtun içinde altın var. Kardeşlerine göstermeden onu al demiş. Oh! Aman babasının başında fermuane dönüyor. O bir onun da usulden olmuş, ona da öyle demiş. O birini bulmuş, ona da öyle demiş. Birbirine haberleri yok. Hepsi fermuane olmuş. Öyle hizmet ediyorlar ki tamam. Kurnaz adammış, helal olsun. Bu yalan değil mi artık? Zalimlere karşı icraatı sanat ediyor. Adam vefat etmiş. Hiç bile kalkmıyor, oturuyor başında. Geçsin de kardeşlerim alacak kurdu. Ya siz niye oturuyorsunuz? Sen nerede oturuyorsun? Anlaşıldı, sağlar mısın diyorsun. Sağlar mısın? Hep öyle diyor. Ya böyle bir şey oluyorsun o zaman. Diyorlar ve cidden adamı kaldırıyorlar cenazesini, bir kafa açıyorlar, içinde bir büyük kum. Kufun içine açıyorlar ki koca bir öküz boynuzu. İçinde de bir kağıt sokulu. Ne yazıyormuş biliyor musun? Sağlığında mal bağışlayanın kışına geçsin bu boynuz. Ağzına sağlık değil mi? Lillahi'l-Fatiha. Şu kısaydı anlatmadan geçmeyeyim. Olan olay. Marangozluk yapıyorum. Gece gündüz çalışıyorum. Çok işim iyi, işlerim çok. Popüler bir sanatçılarım Ankara gibi bir yerde. Bunu ancak Kali Usta yapıyor diyordu büyük mağazalar. Efendim. Gece gündüz çalışıyorum yerine göre iş sıkışınca. Dergâhtayım daima. Ustalık öyle kafada başlarında durayım da hükmedeyim yok böyle. Ben de bizzat dergâhta çalışıyorum. Hem de işimi takip ediyorum. Kitaba da yazdım. 35 işçi çalıştırdım. Hiçbirini boş durdurmadım. Kendim de dergâhta işe baktım. Bunu ancak usta olan anlar diyorum. Bunu her usta anlamaz. Bunu anlayacak usta gerekli. 35 işçiye iş ver. Hiçbirini boş durdurma. Sen de dergâhta çalış. Her babayiğidin karı değil bu. Bazıları bir işçiye iş veremez. Allah sizden dursun. Vardır böyle usta'yı seyredim. İşçiye tutturur, kendi çalışır. Çok tanıdıklarım vardı. Yerine gelince anlatırım. Efendim. Yoruluyorum, bitkin bir halde eve geliyorum. Artık yemek nasıl yedim bilemiyorum. Ders oturuyorum. Efendim dedi ki bir gün, oğlum senin işin ağır dedi. Çok ağır, duruyorum galiba efendi. Sen dedi yüzleri 12 yap. 500'leri 100 yap. Ulan iyiydik vallahi lan. Ha
hoşuma gitti. Bir çabuk bitiyor ki hem dersin. Yaptım. Birkaç gece sonra manamda Ali Seza Efendi ile Mustafa Keş Efendi geldiler. Biz sana 90 yaptığını tamamlayıp da gönderiyoruz dediler. Ama kızarak. Bir utandım ki şeyhlerim rahatsız ediyorum ben kendi menfaatim için. Yerin dibine girdim. Yeri delik değil ki gireyim yere. Sandım zamanın efendim gelince. Dedim ki efendim vallahi bu gece böyle dediler bana. Ha ben oraya karışmam olur mu? Karışmam olur mu? Sen dedin ben yok. Ben oraya karışmam. Niye dedik ki bunu? Neyse. Bir de karışmıyormuş ya. Evet. Ben evladınıza, eşkarınıza dikkat ediyorum. Oyuncak değil bunlar. Adetlerle dikkat ediyorum. Her şeyine dikkat ediyorum. İş olsun değil. Anneler okuyacağım diye de zamanı öldürüm. Ya öyle değil canım. Parmağın çalışsın biraz. Ya. Öyle olsun ki kulum beni zikreder, bana aşık olur. Allah aşkı deliysin sen de. Öyle bir an gelir ki ben de kuluma aşık olurum diyor Hazreti Allah. İşte o merhale, mertebeyi Allah şimdiye ihsan etsin. Amin. Lillahi'l-Fatiha diyelim. Ağzının tadında bozmasın. Amin. Cumhuriyet idaresinden başkası bize yaramaz. Allah korusun. Amin. Cumhurun kendi kendi idaresi ne güzel. Allah getirenlerden razı olsun. Amin. Bunu İslamiyet, İslamiyet o işte zaten. Burada İslamiyet'i göreceksin. Kişinin kendi kendine idare tarzı. İçlerinden birini. Derebeylik falan değil. Zulüm makinaları gibi. Hayır hayır hayır. İstibdat, mutlakiyet, meşrutiyet. Sultanahmet Hazretleri iki kere meşrut idareye getirdi, oturtamadı. Her babayın inkarı değil. Cumhuriyeti getirtir, hem oturtur, dünyada kıpt etmeye başlasın sana. Evet. Allah razı olsun. Bizleri böyle güzel güzel götürenlerden. Rabbim, biz ayırt etmiyoruz, farsici değiliz. Her parti vatanın evladı. Ama suya gidenin destiranı biliyoruz biz. Oyumuzda ona göre veriyoruz. Kusura bakmasın. Değil mi? Biz parti değiliz. Yemin ediyorum. Bak şurada huzurda yemin de söylüyorum. Parti değiliz. Sizler de değilsiniz. Ha? Ama suya gideni biliyorsunuz değil mi? Desteği kırandıkla alıp karıştırmayın birbirine. Yine fantazi diyen tezevekler... Kaçırıyorum bazen böyle, kusura bakmayın. Arada sırada bir teselli, bir burayı verin yanına. Diyen yok mu hani? O. Anlıyorsun değil mi demiş. Efendim affedersiniz. Bir zamanlar küfür yasaklanmıştı Varşova zamanında. Ermeniler de fazla düşkün küfür etmeye. İşte İstanbul'da. Agop diyormuş. Gözünü severim anlıyorsun ya. Artin ben de senin gözünü severim. Sen de anlıyorsun ya. Şöyle anlıyorsun yok mu? Direkt konuşuyoruz. Peki. Neyse politikaya da bu kadar vuralım değil mi? Allah kani kani rahmet eylesin. Atatürk'ün menderesin hayranıyım. Fatır Müştüzoğlu Hasan Polat Han. Kıydılar canına. O büyük insanlarım. Yaşadım o günleri. Davanın içinde ben de vardım.
Güvenlik mahkemesine çıktım, beraatım var. Şahit olarak girdim çalışım. Evet. Şahit olarak ama ne şahitlik. Yeri geldikçe anlatıyorum o şahitliği. Nasıl hastalıysa Menderes'i falan, Hasan Palasan'ı, Fatih'in işte zorluğu. Fakirlerle şahitlik yaptım. Ya? Daha da işi var ama sonra. Çatır çatır çatır. Girdik güvenlik mahkemesine. Biz sana ne soruyorsak evet diyeceksin, hayır diyeceksin. İki adam. Evvela şehrimi neden aldılar? Bir aklım çıktı. Ben gidiyor dedik. Yastan balboncu var. Gel bakalım ustaşer otur deyince ferah oldum. Ha usta dediler. Şeyh Efendi şöyle geldi, sen yapıyorduk. Olayı anlatıyorum. Biz sana sorduğumuz sırada evet, hayır iki kelime var senin selahiyetin. Üçüncü yok. Ulan şahitlik dedim benim yaptığımızı Allah için bildiğin anlatılır. Hayır hayır. Biz de sorarsak ona evet hayır. Anladınız mı? Yeter. Gerisini. Gerisi yeter. Her şeyi gördük. Allah o günleri göstermesin. Amin. O büyük insanlar. Evet. Ben de eski bir insanım ya. Bilmiyorum Allah yaratır mı? Hatim Üstüzal'da Mr. 10 derlerdi ecnebiler. Yani her yaptığım amelenin %10'unu alırmış. Kaynatıyormuş ama helal olsun diyelim. Ama Hasan Palatan'a geldi mi böyle maliye hiç gelmedi daha canım. Namık kediyi biliyorum, pencereden aşağı atladı dördüncü kattan. İçişleri Bakanı. Yaşadım o günleri. Hem de işlerinde, kulelerdeydim Ankara'da. Olduğu gün manzarayı seyrettim her zaman. Esas onları mahkeme edecekler. Nerede kalmadık kimse? Evet. Şu balın ağzı deliyken, birbirini delen hanınız. Şu balın ağzı açıyken demiş, kedi hanı. Hacca gidiyorum demiş. Fareler gelsin de helalaşalım. Hacca gidiyor demiş, artık itimat etmişler, gelmişler. Kapıyı kapadım bayım, hep tamam mısınız? Tamam, kapıyı kapadım. Şu kivanın ağzı açıyken demiş, helalaşalım da bir de davamıza bakalım. Kivanın ağzı açıyken dibindeler hanınız. Hiçbir fare üstünden yemez, hep dibindeler. Derken tek tek sen de mi sen de mi diye temizlemiş onları. Ondan sonra hacca gitmiş. Gitmez olasıca. El Fatiha.